Merhaba saygıdeğer katılımcılar. İsmim Yakup Ateş. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitim Doktora Programı öğrencisiyim. Şu an tez aşamasındayım. Bu çalışmayı Doçent Doktor İlker Dere Hocam'la birlikte hazırladık. Çalışmamızın konusu devlet-birey ilişkisi bağlamında bir kavram olan vatandaşlık okuryazarlığıdır. Çalışmamızın amacı birey ve devlet ilişkisi bağlamında önemli bir kavram olan vatandaşlık okuryazarlığının ne anlama geldiğini ve niteliklerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kitaplar ve kitap bölümleri, bunun yanı sıra makaleler, bildiriler ve tezler veri kaynağı olaraktan taranmıştır. Bu kaynaklardan elde edilen veriler ise içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda vatandaşlık okuryazarlığının ne anlama geldiği ve niteliklerinin neler olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Vatandaşlık okuryazarlığına geçmeden önce vatandaşlık kavramına, vatandaş yani birey ve devlet ilişkisine ve okuryazarlık kavramına kısaca değinilecektir. Vatandaşlık nedir? Vatandaşlık birey ile devlet arasında kurulan hukuksal bir bağdır. Bunun yanı sıra vatandaşlık devletle birey arasındaki yasal düzenlemedir ya da devletle birey arasındaki ilişkidir. Birey ve devlet arasındaki ilişkiye baktığımızda bu ilişki bireyin devletin insan öğesine katılma ya da devletin görev ve sorumluluklarını yerine devletin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirme şeklinde. Ayrıca devletin de bireye sunmuş olduğu hak ve ayrıcalıkların elde edilmesi şeklinde olup karşılıklı birey ve devlet ilişkisi olaraktan ortaya çıkmaktadır. Karşılıklı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bireyin sahip olduğu hak ve ayrıcalıkların neler olduğunun farkına varması ya da sorumluluklarının nasıl yerine getirebileceğinin noktasında okuryazarlık becerisi ortaya çıkmaktadır. Okuryazarlık bilindiği gibi okuma ve yazma kavramlarının ya da okuma yazma becerilerinin bir araya geldiği bir kavramdır. Burada okuryazarlık denince vatandaşların ya da bireylerin hak ve sorumlulukların neler olduğunu okuyaraktan, yazaraktan ya da bunları anlamaya çalışaraktan elde etmiş oldukları beceri vatandaşlık okuryazarlığı becerisini ortaya çıkarmaktadır. Şimdi vatandaşlık okuryazarlığının ne anlama geldiğine baktığımızda ise vatandaşlık okuryazarlığı bireylerin yaşam çevrelerindeki politik dünyaya anlam verebilmeleri için gerekli olan bilgi ve beceriler şeklinde ifade edilmektedir. Bunun dışında vatandaşlık okuryazarlığı vatandaşların siyasi ilkeler, kurumlar ve süreçler hakkındaki bilgiler şeklinde de tanımlandığı görülmektedir. Anlaşıldığı üzere vatandaşlık okuryazarlığı üzerine farklı birbirinden farklı tanımlar yapılmıştır. Bu da aslında kavramın tek bir tanımın olmadığını ve kavramın tanımlanmasının zor olduğunu ortaya koymaktadır. Vatandaşlık okuryazarlığının amacına baktığımızda ise vatandaşlık okuryazarlığı bireylerin bir topluluk oluşturma bilgiye dayalı toplum içerisinde bilgiye dayalı ortak kararlar alma ya da yine aynı şekilde toplum içerisinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretme, sorumlu eylemlerde bulunma yetkinlik ve becerilerini geliştirme, bunun dışında gündelik yaşamda bilginin etkinliğini artırma gibi amaçlar gütmektedir. Vatandaşlık okuryazarlığının ele aldığı konulara baktığımızda ya da bünyesinde barındırdığı konulara baktığımızda işte eğitimde, sağlık, ekonomi, ulaşım, teknoloji, din, siyaset, hukuk, medya gibi konular vatandaşlık okuryazarlığının içerisinde yer almaktadır. Nitekim bilindiği gibi bireylerin bahse konu eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, din, siyaset, hukuk ve benzeri konularda hak ve sahip olduğu hakların ve ayrıcalıkların neler olduğu hakkında bilgi edinmesi
vatandaşlık okuryazarlığı ön plana çıkarmaktadır. Peki bu haklar ya da ayrıcalıklar, sahip olunan haklar, ayrıcalıklar, sorumlulukların neler olduğu yönünde bilgi kanalları nelerdir? Bireyler bu bilgiye ulaşmak için kendisi dışındaki diğer bireylerden, kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan faydalanmaktadır. Burada kamu kurumlarını örnek verecek olursak, işte Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı gibi kamu kurumları, özel kuruluşlara, özel işletmeler, bunun dışında sivil toplum kuruluşları örnek verilebilir. Bunlar bireyin vatandaşlıkla ilgili konularda bilgi kanallarıdır. Nitekim kişinin vatandaşlık okuryazarlığıyla sahip olduğu bilgi ve beceriler devlete karşı sorumluluklarını, hak ve ayrıcalıklarının gündelik yaşamda uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca vatandaşlık okuryazarlığı bireysel veya toplumsal olarak karşılaşılan sorunlara çözüm üretme noktasında ortak bir karar almada bilgi ve becerinin etkisini artırmaktadır. Nitekim vatandaş okuryazarlığı bilgi ve becerilerinin etkinliğini artırırken diğer okuryazarlıklarla bağlantılı olduğu da unutulmamalıdır burada. Bu okuryazarlıklar nelerdir? Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, hukuk okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, politik okuryazarlık, siyaset okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığıdır. Şimdi bunları sırayla ele aldığımızda öncelikle bilgi okuryazarlığından başlayalım. Bilgi okuryazarlığı ile vatandaş okuryazarlığı arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Şimdi öncelikle bilgi okuryazarlığı nedir? İhtiyaç duyulan bilgiyi tanımlama, bu bilgiye sağlam kaynaklardan ulaşılan bilgiyi analiz etme, değerlendirme, yorumlama ve bu elde edilen bilgiyi çözüm amaçlı kullanma becerisidir bilgi okuryazarlığı. Vatandaşlık okuryazarlığı ile ilişkisine baktığımızda ise kişinin sahip olmuş olduğu hakların neler olduğu, yapması gereken görev ve sorumlulukların neler olduğuna yönelik bilgiyi elde etme, sağlam kaynaklanan bilgiyi elde etme, bu elde etmiş olduğu bilgiyi analiz edip değerlendirme ve çözüm amaçlı olarak kullanma noktasında vatandaş okuryazarıyla bilgi okuryazarının ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir okuryazarlık olan dijital okuryazarlık ilişkisine baktığımızda ise bilindiği gibi dijital okuryazarlık dijital ortamlarda doğru bilgiye ulaşma, o bilgiyi üretme, paylaşma, dijital teknoloji güvenli, etkin bir şekilde kullanma becerisidir. Nitekim insanların ya da bireylerin sorumluluklarını hak ve ayrıcalıklarla ilgili öğrenmek istedikleri bilgileri dijital platformlardan elde etmeleri, bu elde etmiş oldukları bilgileri paylaşmalarında dijital teknolojinin güvenli ve etkin bir şekilde kullanması önem arz etmektedir. Bu yüzden de dijital okuryazarlıkla vatandaşlık okuryazarlığın ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir okuryazarlık ilişkisine baktığımızda hukuk okuryazarlığı ile vatandaş okuryazarlığının arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Bilindiği gibi hukuk okuryazarlığı becerisi hukukla ilgili temel kavramları bilme, işte hukuk sistemini ve işleyişini kavrama, hak ve sorumlulukların farkında olma, gerektiğinde yasal süreçleri nasıl kullanacağını bilme becerisini ortaya koymaktır. Bireyin hukuksal terimler içerisinde yer alan hak ve sorumluluklarının farkında olması ve bir
Sorunla karşılaşıldığında hukuk sisteminin nasıl işlediğini bilmesi ve bunun akabinde yasal sürecin nasıl takip edileceği, nasıl edilmesi gerektiğinin bilincinde olması aslında kişinin hukuk okuryazarlığı birlikte vatandaşlık okuryazarlığını da ön plana çıkarmaktadır. Diğer bir okuryazarlık türüne baktığımızda medya okuryazarlığı ile vatandaş okuryazarlığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu ele aldığımızda bildiğiniz gibi medya okuryazarlığında iletileri mesajları medya okuryazarlığında iletileri mesajları doğru seçme. Bunları doğru okuma, anlama, yorumlama, çözümleme, değerlendirme ve bilinçli olarak bu iletilen mesajları kullanma becerisi elde edilmektedir. Burada birey olarak medya kanallarını kullanırken hak ve sorumlulukların çerçevesinde iletilmek istenen mesajın içeriğinin içeriğini ve nasıl gönderilmesi gerektiğinin bilincinde bireyin bilincinde olması gerekmektedir. Bu da bize vatandaşlıkla medya okuryazarlığının birbirleriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yine diğer bir okuryazarlık becerisini ele aldığımızda vatandaş okuryazarlığı ile politik okuryazarlık ilişkisine baktığımızda da politik okuryazarlık bildiğiniz gibi siyasal sistemin temel yapısını bilme, haklarını bilme, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, siyasal süreçleri bilme, devlet, hükümet ve seçim konularında bilgi sahibi olma, aktif katılım gösterme bilgi ve becerilerini ortaya koymaktadır. Nitekim siyaset sisteminin içeriğini bilme ve siyasal anlamda sahip olunan hak ve sorumlulukları bilerek hareket etme politik okuryazarlığı gerekleri olduğu gibi vatandaşlık okuryazarlığının da aslında gereğidir. Bu yüzden vatandaşlık okuryazarlığıyla politik okuryazarlığın birbiriyle bağdaştığı söylenebilir. Diğer bir okuryazarlık olan siyaset okuryazarlığına baktığımızda da siyasetle ilgili temel bilgiler edinme, siyasi değerlendirebilme, toplumsal sorunlara duyarlı olma, sorumluluk alma ve alternatif çözümler sunma becerilerine sahip olunduğu görülmektedir siyaset okuryazarlığıyla. Nitekim vatandaş olarak bireylerin vatandaş okuryazarlığında toplumsal sorunlara çözüm üretme sorumluluğunu bireye yüklemesi, bireyin siyaset okuryazarlığı becerisiyle birlikte vatandaşlık okuryazarlığı ilişkisi olarak da bunu bilgi ve beceri haline getirmesini sağlayacaktır. Diğer bir okuryazarlığa baktığımızda teknoloji okuryazarlığı burada da teknoloji hakkında temel bilgiye ulaşma, onu anlama, teknolojik gelişmeleri sorgulama, etkin ve bilinçli bir şekilde teknolojiyi kullanma bilincinde olmamız gerektiği bilinmektedir. Aksi durumda yanlış bilgiye sahip olma veya amaç dışı kullanmanın vatandaş olarak mağdur olmamıza veya başkalarının hak ve hukukuna girmemize neden olmaktadır. Bu yüzden vatandaşlık okuryazarlığı bilgi ve becerisine sahip olmak aslında teknoloji kullanımını olumlu etkileyeceğinden
Her iki okur yazarlığın da birbiriyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak vatandaşlığın birey ve devlet arasında hukuksal bir bağ kurduğu, bu bağlamda bireyin devlete karşı sorumluluklarının olduğu gibi devletin de bireye hak ve ayrıcalıklar sunduğu anlaşılmaktadır. Yine birey devlet ilişkilerinde yerine getirmesi gereken sorumlulukların sahip olan hak ve ayrıcalıkların neler olduğunu bilinmesi vatandaşlık okuryazarlığının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Vatandaşlık okuryazarlığının eğitim, sağlık, ulaşım, din, siyaset gibi konularda bilgiye dayalı ortak kararlar alınmasında katkıda bulunduğu anlaşılır. Bunun dışında bu çalışmada vatandaş okuryazarlığın bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm üretme noktasında ortak kararlar almasına katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaş okuryazarlığına sahip bireylerin yaşadıkları ülkenin yönetimi hakkında bilgi sahibi olan, gelişmeleri takip eden ve hayata aktif olarak katılma cesareti gösteren kişiler oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca sürdürülebilir bir refah devletini güçlendirmede vatandaş okuryazarlığının önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda şu önerilerde bulunmuştur. Öğretim programlarında vatandaş okuryazarlığına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Vatandaş okuryazarlığı hakkında bireylerin bilinçlenmesi için akademik çalışmalar artırılmalıdır. Hukuk okuryazarlığı, politik okuryazarlık, siyaset okuryazarlığı gibi okuryazarlıklar üzerine yapılan akademik çalışmalarda vatandaş okuryazarlığına daha fazla odaklanılmalıdır. Bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaş okuryazarlığını içselleştirmeleri sağlanmalı. Kamu kurumları ve diğer özel kuruluşlar vatandaş okuryazarlığı konusunda bireyleri bilgilendirerek bilinç düzeylerini artırmalıdır. Vatandaşlık okuryazarlığını geliştirmek için seminerler, paneller ve sempozyumlar düzenlenmelidir. Vatandaşlık okuryazarlığını geliştirmek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları birlikte projeler geliştirmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.